bütçenin 15. maddesi olan yürütme maddesinde söz almış bulunmaktayım. 2016 yılı yürütme görevini hükümet çok iyi yaptığı için 2017 bütçesine de hayır diyeceğiz. Çünkü 2017 bütçesi ekonomideki sorunları çözmek için ya da kötü gidişi durdurmak için hazırlanmamış. Bu bütçe devletin kamu ve özel sektörü olan borcunu kapatmak için ya da işsizliği bitirmek için ya da büyüme hedeflerini büyütmek için hazırlanmamış. O yüzden tamamına ve tek tek her bakanlığa hayır diyeceğiz. Ey AKP'li Tarım Bakanı, çalın, buldanın üzümü satılmazken üzüm ithal ettiğin için, Çivril'in, Acıpayam'ın, Honaz'ın elması, kavunu, kirazı satılmazken meyve ithal ettiğin için, Tavas'ın, Beyağac'ın, Güney'in tütünü satılmazken tütün ithal ettiğin için, ülkemde 1,5 milyon ton pamuk işlenirken üretemeyip 38 ülkeden ithal ettiğin için, yemi arttırıp sütü düşürüp hayvancılığı zehir edip eti de angus ettiğin için Tarım Bakanlığı bütçesini onaylamayacağız. Ey AKP'li Milli Eğitim Bakanı, saraylar yaptıracak paralar bulup da yurt yaptıracak paralar bulamadığınız için, çocukları yarış atı gibi YGS, KPSS, TEOG'da koşturduğun için, çocukların aklını bilgiyle, ahlakla değil de hurafelerle doldurduğunuz için, emekli ve çalışan öğretmenlerimize hak ettiği saygınlığı ve ücreti vermediğiniz için, yeni mezun öğretmenlerimizin atamalarını yapmadığınız için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini de onaylamayacağız. Ey AKP'li Adalet Bakanı, liyakatla değil mülakatla adam atayarak ülkenin hukuk sistemini çökerttiğiniz için, gece yarıları tecavüzcülere yasalar çıkartmaya çalıştığınız için, senden benden yaratıp akılla vicdanla değil de taraflı gözle mağdurlar yarattığınız için, adalet mülkün temelidir felsefesini mülk adalete güvenmez haline getirdiğiniz için sizin bütçenizi de onaylamayacağız. Ey AKP'li Ekonomi Bakanı, saç kesmek ve dikiş dikmek dışında her şeyi yaparak ve satarak esnafın elinden işini alan market ve AVM'leri destekleyip sayılarını arttırdığınız için, antidumping yasalarına karşı dik duramadığınız için, hesap yöntemlerini değiştirerek bir gecede enflasyonu düşürüp kişi başına düşen geliri arttırdığınız için, pazardan patatesi dolarla mı alıyorsun deyip aklımızla oynadığınız için sizin bütçenizi de onaylamıyoruz. Ey AKP'li Dışişleri Bakanı, neredeyse dünyanın tüm ülkeleriyle kavgalı hale getirdiğiniz için, yalnız Suriye, Kıbrıs, adalar politikaları ürettiğiniz için, bilmediğimiz diyarlara kişilerine göre askerler gönderdiğiniz için Dışişleri Bakanlığı bütçesini de onaylamıyoruz. Ey AKP'li Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, kadınlar sokakta dayak yemeden özgürce yürüyemediği için, kız çocuklarının üçte biri eğitimine devam edemediği için, kadın şiddeti 14 yılda %1400, fuhuş da %790 arttığı için senin de bütçeni onaylamıyoruz. Ey AKP'li Sağlık Bakanı, sağlık parasız derken hastaneler paralı olduğu için, hastalar ilaçlarını parayla bile alamadıkları için, musluktan damlayan su hızıyla hasta baktığınız için, hastanede çalışan paramedik, radyolog, hemşire, doktorların özlük haklarını ve görevlerini alamadığı için sizin de bütçenizi onaylamıyoruz. Ey AKP'li Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emeklilere intibak sözü verip yapmadığınız için, yaştan emekli olacakları duymadığınız için, promosyon ödemelerini deyip ne yaptığınız için, açlık sınırı asgari ücretin üstüne geçtiği halde hala pazarlık yapmaya çalıştığınız için
sizin de bakanlığınızı onaylamayacağız. Ey AKP'li Orman Bakanlığı ve Bilim Teknoloji Bakanlığı, sizin de bütçelerinizi onaylamayacağız. Ama farklı bir nedenden. Çünkü ülkemde ormanlar betonarme binalara, nehirler HES yuvalarına, çaylar kanalizasyona dönüştü. Bölgemde iki bölge var, Büyük Menderes ve Dalaman artık yok olmakta. Yani sizin aslında bütçeye de ihtiyacınız yok ki, her şey olmuş. Tıpkı Bilim ve Teknoloji Bakanlığı gibi ülkemizde ne bilim, ne bilim adamı, ne de teknoloji var. O yüzden bence sizin de bütçeye ihtiyacınız yok. Ey AKP'li vekiller, aslında biz bütçenin hepsine hayır diyeceğiz. Bu bütçeden kim kazanıyor biliyor musunuz? İhtişamlı padişahın biri, uyguladığı politikaları ve etkilerini ölçebilmek için zaman zaman kıyafet değiştirip halkın arasına girermiş. O günlerden bir gün padişah kıyafetini değiştirmiş ve bir kahvehaneye gitmiş. Kahvehanede herkesin yüzü asıkken keyifle gülen bir adam görür. Önünde bal börek ve bir fincan kahveyle. Sorar, çok iyi kazanıyor olmalısın. Adam der ki, padişahım sağ olsun, 2000 lira kazanıyorum. Padişah sorar, peki büyük padişahınız halkın vergilerini biraz daha arttırsa, halkın çalışma şartlarını ağırlaştırsa ne kadar kazanırsın? Adam der ki, 5000. Padişah şaşırır. Biraz daha halkın kemerlerini sıksak, o zaman der 10000. Padişah hiddetlenir. Kendiyle dalga geçildiğini zanneder. Bir adam, sen ne iş yapıyorsun? Adam der ki, ben tabutçuyum. İşte arkadaşlar, bu bütçe ancak tabutçuya, mezar taşçıya ve padişaha yarar. Çünkü bu bütçede işçi yok. Çünkü bu bütçede çiftçi yok. Çünkü bu bütçede memur yok, esnaf yok. Çünkü bu bütçede baktığınızda teşvik yok, vergi çok.